maalesef. Neden peki? İlla ki bir yerde bir yanlış hata yapabilir. Kusursuz olmaz diyor. Olmaz maalesef. Zannetmiyorum sağlaması. Neden böyle düşünüyorsunuz? Çünkü kusursuz kimse yok ki. Hı-hı. O yüzden. Sağlar. Nasıl? Doğru kişileri görevlendirerek. Doğru kişileri görevlendirerek. Kusursuz olur diyorsunuz. Kusursuz olur. Neden olmasın? Yani rüşvet olmasa zaten kusursuz adalet olmuş olmuyor mu? Kusursuz adalet yaratmaya çalışsan da olmaz yani şimdiki devirde. Şimdi öyle olsaydı yüzyıllardır bu adalet denen şey bulunurdu değil mi? Hı hı. Maalesef bulamadık adaleti. Niye? Çünkü insanlar çıkar kavgası içerisinde dünyayı kendi bakışlarına göre yorumluyorlar. Herkes kendi bakışına göre yorumladığı için de bir türlü o mutlak adalet, ide olan o adalet bulunamaz. O ide, ide kavram. Ama iyi ki var o kavram. Hiç olmazsa insanları mücadeleye sevk ediyor. Bu yönüyle ide kavramlar önemlidir diye bitireyim yukarıda. İnsanın düşüncesi çok farklı. Hani her insan bir düşünmüyor. O yüzden hani ne bileyim adaletsizlik olur yani. Bence sağlayamaz. Neden böyle düşünüyorsun? Çünkü eskiden atalarımızdan gelen yeniliklerle ve eskiliklerle bağlantılı olarak düşündüğümüz zaman hani şimdiki insanların imkanı yok böyle bir şey sağlamasın. Hani... Evet sağlayabilir. Nasıl? Bireyin yetişme tarzıyla ve inancına, itikatına bağlı bir olaydır. Ana fikir haramla helali biliyorsa, doğruyla yanlışla eşdeğer birleştirirse, bence bu hedefte de son nefese kadar giderse bu işi başarabilir. Herkes kendi penceresinden bakar olaya. Yani herkes senin doğrun benim doğrum değildir, benim doğrum senin doğrun değildir. Doğru kişiye göre değişir. Tek doğru vardır tabii ki ama kişisel mevzular da var. Yani biraz şöyle söyleyeyim, evet olabilir. Yani mümkün ama bu belli bir kural çerçevesinde ilerleyebilir ancak. O da bu kuralları koyan ve bize bildirenlerin sayesinde, yani Allah ve peygamber sayesinde olabilecek, mümkün olabilecek bir şey. Kendi başına bunlardan örnek almadan, bunları kendi hayatına entegre etmeden bu adaleti sağlaması mümkün değil bence. Allah her konuda her zaman sağlayamaz. Ama sağlanması için çaba sarf edilmeli tabii. Neler yapılmalı? Valla işte kazanımları yok etmemek lazım. Geçmişteki kazanılmış haklar, demokratik haklar hep korunmalı. İnsana saygı duyulmalı. İnsanın varlığına saygı duyulmalı. O zaman zannedersem adalet kendinden olur. Adaletli değil de o işte. İnsanoğlu mu adaletli değil? Evet, adil değil. Adil değil. Neden? Bu tamamen inanç meselesi. Öncelikle Allah'a inanmamız lazım. İnancı olmayan insanlar adaletli olamaz. De sağlayamaz. Çünkü herkes kendi adaletini sağlamaya kalksa bu sefer toplumun adaleti olmaz. Toplumun da adalet olması için denetim sisteminin iyi olması lazım. Mesela hani adaletin diyelim kuralların sonunda verilen kesilen cezaların da caydırıcı olması lazım ki kusursuz adalet sağlansın. Bir insan tek başına adalet sağlayamaz tabii ki de bence. Ama bu saydıklarınız olursa kusursuz bir adalet olur diyorsunuz. Evet, kusursuz bir adalet yani olur. Yani insanoğlu sağlamış oluyor yine. Aynen öyle. Devlet aracılığıyla. Sağlanabilir yani. Evet, kanunlar aracılığıyla sağlanabilir.